Elektrik makineleri kontrol sistemlerinde genel olarak kumanda ve devre elemanları, sigorta, butonlar, sinyallenmeler, röle, senkron motorlar, paket şalterler, koruma röleleri, aşırı akım koruma rölesi, motor koruma rölesi, faz sırası, faz koruma rölesi. Burada termistör koruma rölesi ilave edilebilir. Ondan sonucuma frekans koruma rölesi ilave edilebilir. Düşük ve yüksek gerilim koruma rölesi ilave edilebilir. Burada 8. maddede de kontaktörü görüyorsunuz. Burada elemanların genel olarak görsellerini görüyorsunuz. Asenkron motorlar elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıta araca elektrik motoru denir. 1887 yılında Nikola Tesla tarafından icat edilmiştir. Asenkron motorlar dünyadaki elektriğin %35-40'ına yakın tüketmeleri sebebiyle dünyadaki en önemli elektrik tüketicileridir. En büyük avantajı motor manyetik alan tarafından çevrildiği için rotora elektriksel bağlantı gerektirmemesidir. Bu da bakım masraflarının azalması, uzun ömürlü olması ve patlama riski olan yerlerde rahatlıkla kullanılması demektir. Sanayide en fazla kullanılan elektrik motoru az önce de söylediğim gibi asenkron motorlardır. Burada çeşitli görsellerini görüyorsunuz. Tarihten günümüze gelen. Burada asenkron motorun genel olarak yapılarını görüyorsunuz. Gövde var. Gövdenin içinde stator, bir tane rotor var, dönen kısım, sabit kısım, iki taraflı kapaklar var. Stator sargıları şurada Clemens kutusuna getirilmiş olur. Burada bir sonraki görselde daha açık ve kesit halinde görüyorsunuz. Motor taşıma halkası. Diğerleri de gördüğünüz gibi sargıları, stator sargıları, rotor sargıları, Clemens kutusu, soğutma kanatçıkları. Şurada motor mili görüyorsunuz. Şurada bir tane kama var her milin üzerinde. Bu kama dışarıya mekanik hareketi aktarmak için kullanılır. Yapısı ve parçalarına geldiğimizde stator döner manyetik alanın oluştuğu bobinlerin üzerinde bulunduran motorun duran kısmıdır. Stator döner manyetik alandan etkilenerek hareket eden mekanik enerjinin alındığı kısımdır. Gövde bütün parçalar üzerinde bulunduran soğutmanın yapılabilmesi için üzerinde yarıklar bulunan parçadır. Kapaklar dışarıdan girebilecek toz ve benzeri parçaları engelleyen parçalar üzerinde yatak ve rulmanlar bulunur. Hareket eden her yerde rulman ve yatak vardır. Yatak ve rulman kapakların içinde bulunan yataklar ve rulmanlar motorun rahat bir şekilde dönmesi içindir. Sabitleme ayakları motorun herhangi bir yere civata ile sabitlenmesi için kullanılan ayaklardır. Yoksa motor çalışırken hareket eder gider yani. Clemens kutusu motorun bağlantı şeklinin yapıldığı ve enerjisinin sağlandığı yani buradan bağlantı yapılır. Genellikle çok iyi hava ve su nemden korunmuş olması gerekir ki burada herhangi bir kısa devre olmasın. Soğutma pervanesi motor manyetik alan etkisiyle çalıştığından dolayı çok fazlasınır. Bu nedenle motorun soğutulması için soğutma pervanesi kullanılmalıdır. Bağlantı şekli statora yerleştirilen sargıların bağlantı uçları Clemens kutusuna çıkarılır. 3 fazla senkron motorlarda 6 adet bağlantı noktası vardır. Bu normalde 3 fazlı ve tek sargılı bir asenkron motor için geçerlidir. U1 V1 V1 U1 V double V1 U2 V2, double V2. Bu bağlantılar aşağıda gösterildiği gibi yıldız veya üçgen bağlanabilir. Şimdi burada şu bağlantıları görüyorsunuz. Giriş uçları L1, L2, L3, U1, V1, double V1 olarak gösterilirse değerli arkadaşlar her sargının çıkışı U1'in çıkışı U2, V1'in çıkışı 2, double V1'in çıkışı da double V2.
Bu bazı uygulamalarda UWW, XYZ şeklinde gösterilir. Başka bir uygulamada yani U'nun çıkışı X, V'nin çıkışı Y, W'nin çıkışı Z olarak gösterilir. Bu durumda şu çıkış sargıları, çıkış sarguçları kısa devredilirse bu bağlantıya yıldız bağlantı denir. Şu sarguçlarıyla karşılıklı ve birbiriyle denk gelmeyecek şekilde bir sargının girişi diğer sargının çıkışıyla bağlanırsa bu dikine olarak gösteriyoruz bunu da. Dikine bağlantı da üçgen bağlantı olarak isimlendirilir. Bakın şu bağlantı da dikine olursa üçgen bağlantı olur. Motor etiketi, motorun tüm özelliklerinin belirtildiği kimlik numarası gibidir. Motorun kimliğidir. Etikette bilgilere bakıldığında sırayla faz sayısı, frekansı, çalışma gerilimi, bağlantı şekli, yıldız veya üçgen, gücü, kilovat veya HP cinsinden, çalışma akımı, devir sayısı, güç kayıt sayısı, koruma tipi buradan kolaylıkla görülebilir. IP Ingress Protection Classes yani koruma sınıfını gösterir. Koruma sınıfıyla ilgili tabii ki suda, havada, çeşitli yerlerde kullanılan motorlar için koruma sınıfları farklıdır. Çalışma prensibinde şu şekilde kısaca özetleyebiliriz. 3 fazla senkron motorun stator sargılarında gerilim uygulandığı zaman bobinlerde döner manyetik alan oluşur. Bu döner manyetik alan senkron hızda döner. Bu hızla dönen manyetik alandan dolayı durmakta olan rotor iletkenlerinde bir gerilim indüklenir. Rotor uçları rotorda bir akım akacak. Akım akan iletken manyetik alan içerisinde olduğundan bu iletkenlere bir kuvvet etkir ve itme çekme prensibiyle motor dönmeye başlar. Rotorun hızı senkron hızdan küçüktür ve hiçbir zaman senkron hıza ulaşamaz. Çünkü o zaman birbirleriyle paralel olurlar ve birbirlerini kesme oluşmaz. Kesmenin oluşabilmesi için mutlaka aralarında bir açı farkı, devir sayısı farkı olması gerekir. Asenkron motorların çeşitleri ve kullanım alanları çalışma gerilimine göre bir fazla senkron motorlar, üç fazla senkron motorlar. Bazı kitaplarda iki fazla da gösteriliyor ama genellikle piyasada kullanılanlar bunlar. Rotor yapısına göre rotoru kısa devre çubuklu asenkron motorlar, rotoru sargılı bilezikli asenkron motorlar olmak üzere ayrılır. Asenkron motorlarda kutup ve devir sayısı. Asenkron motorların devir sayısı, kutup sayısı ve frekansa göre değişir. Frekans da doğru orantılıdır. Devir sayısı kutup sayısıyla ters orantılı olarak değişir. Görüldüğü gibi kutup sayısı arttıkça devir sayısı düşüyor. Bir de motorların kutup sayısı çift sayılar şeklindedir. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12 şeklinde. Aynı oranda devir sayıları düşerken frekans artınca devir sayıları yükselir. Paket şalterler var. Tipleri var. 0-1 on-off paket şalterler var. Gibi. Diğer devre elemanlarını zamanı gelince yine anlatacağız. Şimdilik hoşça kalın.